Boncuklular çok zengin bir aileymiş. Hülya Şakir Boncuklu. Talip yıllardır bunların yanında çalışan, sözü geçen biriymiş. Ne derse olurmuş anacığım. Adam yıllardır müştümelatta yaşıyormuş. Hem de köşkün içinde, bahçesinin içinde ya. Müştümelat ne demek yani? O ne biçim bir laf? Ay, kızım böyle çok zengin ailelerin yanında çalışan orta yaşlı tiyatrocuların kaldığı ev dizilerde işte. Vallahi adam nevi şansına münhasır biri. Öyle diyorlar be şehri var. Hatta izdivaç programına çık demişler televizyona da utanmış çıkmamış. Yani nerede görmüş beni? Kıymetli'ye geldiğin gün kapıdan çıkarken görmüşsün. Ama çok beğenmiş şehri var. Beğenmiş. Vurulmuş kız vurulmuş. Vurulmuş mu? Neresinden vurulmuş? Belli mi yeri? Söyle de yengem sarsın yarasını. Beni buna maskara ediyorsun ya Fatma. Aşk olsun sana da. Ya kız ahiretli. Bunda maskara olacak ne var be anacığım? E Ceyhun evlenip gidiyor. E ben sana her zaman demiyor mu? Ay yalnızlık Allah'a mahsustur diye. Ha? Yürü be Fatmiş. Yani tamam ben Ceyhun'a o evi tuttu diye kızdım, küstüm ama belki ne bileyim gelecek alacak benim gönlümü. Anneciğim evlenince gel bizimle otur diyecek belki. Ya bırak bu işleri, fırçala dişleri yenge. Sevişken insanların arasına girme ya. Evet Şehriban, oğlunu yine görürsün. Ama sen de bir yuva kur be anacığım. Vallahi ne meraklımışsınız beni vermeye, hemen postalayacaksınız yani. O işler öyle olmaz. Bakalım ben... Elektrik alacağım adamdan. Ya yenge elektrik dediğin alışveriş meselesi. İnsan alışınca veriyor. Elektriği. Bir çay iç, bir tanış bir anacığım. Yo, bu işler öyle aceleye gelmez yani. Bir sorup soruşturmak lazım. Kimmiş, neyin nesiymiş adam. Ortalık pislik dolu canım. O zaman ben kendilere bir sorayım. Onlar da sonuçta böyle bir köklü aile ya. Onlar da bilir. İsmi neydi o şeyin? Boncuklu. Hülya Şakir Boncuklu. Ya benim telefonum nerede? Ben telefonu alayım. Telliği giyebilirsin yenge. Yok yok iyi böyle. Yok iyi bence. Ya yalan üşüdü kız. Abi pavyon kirası işte tezgah masrafları falan derken 370 binimiz kaldı. Çok acil iş yapmamız lazım. Kaptanın mahkemesi de yaklaşıyor. Derya nasılmış, baban görebilir mi? Biraz daha iyi abi, toparladı. İşte mahkemeyi bekliyor o da. Merak etme kız kardeşim ya, toplayacağız biz o parayı. Abi bu Carlos da Ceyhun'u oyalamaya gitti ya, gelemedi. Sen anlatsana ne yapıyoruz? Bitmiyor ki. Uğraş uğraş şerefsizler bitmiyor bizim hayatımızda. Abi acil bize de para bırakacak bir iş bulmamız lazım. Efendim? Ay efendim diyen ses tellerini yerim ben. Kandi. Neredesin? Seni çok özledim. Çalışıyorum Maşuk Hanım. Telefona böyle nefes sesin düşüyor ya, onları ben kaydediyorum. Ah, of, şeklinde. Ha, önemli bir şey yoksa kapatayım ben. Ay yok yok, kapatma, sana bir sırrım var. Yengeme talip var. E ne güzel, hayırlı olsun. E işte hayırlısı mı, hayırlısı değil mi onu soracağım sana. Sen Boncuklu ailesini tanıyor musun? Böyle zengin bir aile. Boncuklu ailesi mi? Yok, hayır tanımıyorum. Benim için soruşturabilir misin? Yengeme talibi talipmiş. O ailede çalışıyormuş. Evet tamam, bir ara bakarım, tamam. E Kandi? Öpücük borcunu hala ödemedin. Yeter ama yani ya. Dudaklarım ateşten kavruldu. Böyle evde kombi yerine benim dudaklarımla ısınıyoruz. Halo? Halo? Ha. Tanıyor muymuş? Tanımıyormuş ama benim hatırım için bakacağım dedi aşkım. Bak Maşuka, sakın Ceyhun'un haberi olmasın kız. O geltek ağzından bir şey kaçırayım deme sakın. Söylemez, söylemez. Tabii ki söylemem yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük? İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?